24 Kasım 2023 Antalya Kumlucu'dayız. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Ali Sayın. Daha önce de bu serada bir çekim yapmıştık. Seranın bulunduğu bölgede suyla alakalı su kıtlığı sorunu var. Evet. Suyumuz az. Çok da sarıflı kullanmak zorundayız. Artı toprağımız sertleşen ve çatlayan bir toprak yapısı. Evet. Ne sağladık? Rekor gelişim burada kullandık. Daha önce de kullanıyorduk. Tekrar bir ziyarette bulunalım istedik ve geldik. Sağ olun. Göstererek. Yani daha öncelerde suyumuz gıt bizim buralarda. Gıt olduğu için yani toprakta çatlamamız falan şey oluyor. Kaç seneler 3-4 yıldır sürekli kullanıyorum ben. Daha ilk öncelerde kullandım da. Yani şu anda nasıl toprağın değişimi? Bir gösterelim mi? Yani nemliliği koruyor mu? Evet. Yumuşaklığı şöyle kameramız çeksin. Toprağı böyle çatlama oranı yok yani. Bir çamurlaşma da yok. Aynen. Şu şekilde yani. En çamur olacak yerin toprağa bak. Peki. Yani saçağın işlemesi yönünden. Bizim buralarda sularımız gıt. Suyumuz az. Yani idareli kullanıyoruz. 10-15 dakika gübreleme şeyiyle kullanabiliyoruz. Burası yani ne kadardı bu alan? 2000. 2000 metrekare. Şöyle gidelim ileri doğru. Çeşit olarak Elika. Bu sene Elika var. Nasıl tepe yürümesi, tepe tutumları vesaire onlardan da bahsedelim. Meyveyi de gösterelim. Bugün toplama olmuş. Ama tabii yeni gelen öllerimiz. Şu salkımı da gösterelim şöyle şuradan. Yakından. Çeke çeke gelelim. Peki şey anlamında Ali abi verim anlamında şimdi toprağımız iyileşti. Suyumuz kıt olmasına rağmen. Çok az. 15 dakika bir su verebiliyoruz. Yani şu anda öyle yani. Şu anda doğru mu? Aynen. Onu da. Ve bu halde bitki evet. Mevcut suyla yani şu topraktaki iyileştirme sayesinde evet. Saçağına kökünü çalıştırıyor. Su nemliliğini koruyabiliyor toprak. Ya saçağımız bir defa güçlü zaten. Güçleniyor. Yani güçlü olduğu için direniyor yani. Normalde yani şu dönemlerde 40 dakikaya yakın su vermemiz lazım. Su vermemiz lazım. 15 dakika. Hani burada şöyle bir şey var. Burada şimdi su ile birlikte gübre de veriyoruz. Doğru mu? Hepsi için. Gübreyi aldırabilmek için belirli bir sulama zamanı ve miktarı gerekiyor. Buna rağmen şimdi tutuma baktığımız zaman gayet güzel görünüyor. Verim anlamında nasıl bu sene? Verimlerden memnun muyuz? Bu seneki verimimizden. Yani çevreye şeye bakmış. Bu sene iyi yani. Bu sene iyi. Güzel yani. Rekor gelişime harcamış olduğumuz ederin fiyatın karşılığı size geriye dönüyor mu? Tabii fazlasıyla. Şöyle diyelim zaten ilaç gübre maliyetlerimiz göz önünde yani. Aha. Yani rekor gelişim bunun yanında hiçbir şey sayılmaz yani. Yani fiyat verdiğimiz bedelin karşılığı bize bir tabii, para yani, kazandırıyor doğru aynen. mu? Yani orada çok artımız var yani. Çok artımız yani, var. Herkesin kullanmasını tavsiye ediyor musunuz ederiz. Peki çevrenizdeki insanlara, üreticilere paylaşıyor musunuz? Biz anlatıyoruz gittiğimiz yere. Herkes anlatıyor da milletimiz biraz anlamakta şey oluyor. Ben zorlanıyor. Ama şöyle şimdi bu saatten sonra artık bu ekonomik durumlardan kaynaklı da üreticilerimizin nokta atış, aynen. sonuç verecek ürünlere para vermesi gerekiyor. Aynen. Yani örnek veriyorum 100 liralık bir şey birim olarak ilk bir sonuç vermiyorsa 500 liralık sonuç veren bir şey daha ucuzdur onun yanında. Mesela yılda ben 2 tane kullanıyordum buraya. Hı-hı. Bu yıl 3 aldım kullandım. Bu yıl 3 aldınız. 3 kullandım yani. Zaten memnun olmasanız yani. 3-4 yıldır kullanıyorsunuz. Aynen. Şöyle biraz daha gidelim Ali abi. İleride şeyde tamamlayalım. Şöyle göstererek gelelim salkımları. Şimdi çeşitin de üretim şekli bu şekilde yan olarak büyüyor. Alt dallar alındığında aşağı doğru indiriliyor. Biz önceden budama yapmadık. Onu ilk budamamız bu şekilde yaptık. İlk budama. Yani. Kaç kasat yaptın? Daha ikinci hasatım. Eylül demiştin. Eylül dikim. Eylül. Eylül 2 dikim bu. İlk haftasında. Var mı eklemek istediğiniz? Çiftçilere, ben üreticilere, öncelikle Kumlucalılara. En azından denesinler yani. Bir ya, sırasında denesin. Ali abi şöyle yani şimdi 2008-2009 yılından beri bu ürün aynen. üretiliyor ve piyasada. 7 bölgede satılıyor. Yetkili bayilerimizde. Şimdi denenmişin denemesi de aynen. artık biraz şey bana şey yani. Geliyor. Neden biliyor musunuz? Biz mesela, genelde bu videoları, sözünüzü kesiyorum, hem kendi tanıtımımızı yapmak hem de sizin gibi üreticilere referans olarak diğer üreticilere veriyoruz. Evet. Görsünler, bir değerlendirme yapsınlar. Ben yani, yani şimdi geldik şuradan 20 metre. Mesela bizim deneme şeyimiz yok. Biz biliyoruz artık ürünü. Biliyoruz, kullanıyoruz. Hani kullanmayan adam mesela geneline kullanmıyorsa bile serasının birine kullansın. Ya şimdi şu yani yaptığınız o... hareket, az önce yaptık, bir daha yapalım şuradan.
Mesela şunu bazen insanlar farklı algılayabiliyor. Şu yeri bir kazalım, yine tekrar gösterelim. Hani bu seranın başına geldik. Mesela saç açı. Hani, bakın ta karşıdan buraya gelmiş. Şuradan saçına geliyor bak. Dışa doğru açalım şöyle. Hani gidiyor, almış başını gidiyor. Bak su buraya bu kadar şekilde yayılabilmiş. Hani. Yani su daha fazla olsa bu saçak buralara ki burada gelecek. Bir 15 dakikalık bir sulamadan evet bahsediyorsunuz. Hiçbir şey yani. Yani bir sıkıntı, yani, çatlama yok. Yani. Bildiğiniz toprak bulgur gibi olmuş. Saçak istediği şekilde hareket ediyor. Saçak da yürümüş. Yani. Ve fazla sulama, aşırı sulama da aslında yanlış. Çok sulama da, su da bir zehirdir aslında. Fazla evet vermeniz kök çürümesini vesairesini getiriyor. Burada herhangi bir kök çürümesi yaşıyoruz mu? Bembeyaz. Kar gibi yok. Beyaz aynen saçağımız. Ali abi biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür tekrar ederim. Gezdirdin, görüşlerini paylaştın. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, buradan Kumlucu'dan tüm Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz.